Px eşittir 3 çarpı x üzeri 47 eksi 5 çarpı x üzeri 36 artı x üzeri 25 artı x üzeri 19 eksi x artı 4 olduğuna göre p eksi 1 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burada polinomda x gördüğüm yere eksi yazmamı istediği için i'nin kuvvetlerini inceleyelim. Kenarda yazarsak i'nin birinci kuvveti i'ydi. i'nin karesi eksi 1'di. i'nin küpü eksi i'ydi. Ve i üzeri 4'te 1'di. Bu döngü böyle devam ediyordu. 5, 6 dediğimizde hep bu dörtlü sıralama devam ediyordu. Buradan şunu yorumluyorduk. Diyorduk ki eğer iyili kuvvet varsa, yüksek bir kuvvet varsa kuvvetin 4'e bölümünden kalan 1 ise sonuç i'ye eşit. 2 ise kalanı İ kare yani eksi 1'e eşit. 3 ise eksi 2'ye eşit. 4 ise 1'e eşit. Tam bölünüyorsa 4'e ya da sıfırsa kalan direkt 1'e eşit diyorduk. Şimdi burada x gördüğümüz üzere eksi yazmaya başlayalım. P eksi i eşittir. Şimdi burada 47. kuvvet yani tek sayıda. Tek sayıda olduğu için eksi yazdığımda eksi dışarı alacak. Onları da en başta belirleyelim. Eksi 3 i üzeri 47. 36 çift kuvvet, o zaman eksi yutar zaten dışarı çıkartmaz, artı olacak. Eksi sorudaki eksi i yazıyorduk, i üzeri 36. 25 tek olduğu için eksiği dışarı alacak. Burada da tek olduğu için dışarı alacak. Burada da tek x direkt yazacağız. Önde de eksi olduğu için artıya dönecek. Artı I, artı 4. Şimdi şuradaki kuvvetleri inceleyelim. 4'e bölümünden kalanlar ne bakalım? 47'yi 4'e bölersek kalan 3 gelir. 36'yı 4'e bölersek tam katı olduğu için kalan 0 gelir. 25'i 4'e bölersek 1 gelir kalan. 19'u 4'e bölersek kalan 3 gelir. Kalanla haliyle yazarsak eşittir. Burası eksi 3. Bu o zaman i üzeri 47 ile i üzeri 3 aynı değer. Bunu yerine i üzeri 3 yazabiliriz. Burası i üzeri 0 oldu. Kalan 0 olduğu için i üzeri 0 ile i üzeri 4 aynı şeydi. Yani bunun değeri 1. Direkt aslında burada 1 yazabiliriz. Yani eksi 5 alalım. Bunun da kalanı 1. i üzeri 1 diye alacağız. Yani i. Burada 3 olacak. Eksi i üzeri 3 artı i artı 4. Burada bakın. Eksi artı i artı i'yi götürdü. Burada i'nin küpünden 2 tane var. Eksi 3, eksi 1, eksi 4 i küp. Eksi 5 artı 4 de eksi 1 yapar i üzeri 3 neye eşitti bakıyorum. Eksi i'ye eşitti. Eksi eksiden çarpıldığında 4 yapar. 4 i eksi 1 geldi ifademiz. O halde doğru cevabımız eksi 1 artı 4 i olan c şık. Sıfır kan grubuna sahip bir hastaya ancak sıfır kan grubuna sahip bir kişi 18 yaşını doldurmuşsa kan verebilir. Aşağıdaki kartların bir yüzünde yaşları, diğer yüzünde kan grupları yazılı gönüllüler vardır. Buna göre sıfır kan grubu bir hastaya kimin kan veremeyeceğini belirlemek için hangi kişilere ait kartların arka yüzüne de bakmak gerekir. Kartları inceleyelim. Ayşe 20 yaşındaymış. Ayşe'nin kan grubu sıfırsa kan verebilir. O yüzden arka yüzü çevirip bakmamız gerekir. Burada çevirmem gerekiyor. Cem'e baktığımda Cem'in kan grubu B. B ise zaten kan veremez. O zaman buna bakmaya gerek yok. Can'a baktığımızda sıfır grubu. O zaman Can'ın yaşını öğrenmek için arkaya çevirmemiz lazım. Bunu da çevirmemiz gerekiyor. Mert'e baktığımızda yaşı 17, 18'den küçük olduğu için bunun da kan verme durumu yok. O zaman arkasını çevirmemiz gereken kişilerin kartları Ayşe ve Can'dır. O halde doğru cevap C şıkkıdır. M ve N sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere m bölü 2 çarpı x kare artı kök içinde m kare artı n kare çarpı x artı n eşittir 0. Denklemi veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur. İfadelere bakarsak, 1 de denklemin gerçek sayı kökü yoktur demiş. 2 de m eşittir n için denklemin çakışık iki kökü vardır. 3 de m büyüktür n için denklemin negatif iki kökü vardır demiş ile ilgili yorum yapmamız lazım. Bu bir ikinci dereceden denklem. O zaman deltasını inceleyerek yorum yapabiliriz. Delta'nın formülü b kare eksi 4 a c idi. a dediğimiz x karenin katsayısı. Şurası a dediğim. b dediğimiz x'in katsayısı. Sabitimizin değeri de c idi. Buna göre delta'yı incelersek. Delta eşittir. B kare demiş. B dediğim şey kök içinde m kare artı n kare. Karesini alırsam kare kök gider. Sadece içindeki ifade kalır. Yani m kare artı n kare. Eksi 4. A dediğim ifade m bölü 2. C dediğimizde n. Bu ifadeyi düzenleyelim. Şurada ikilerle sadeleştirelim. Buradan m kare artı n kare eksi 2 m n gelir. Bu da dikkat edersek tam kare açılımı. Delta eşittir. m eksi n'in kare açılımıdır bu. Şimdi delta'yı bulduk. Yorumlamaya başlayalım. Birinci öncülde dediği denklemin gerçek sayı kökü yoktur. Gerçek kökü olmaması için delta'nın sıfırdan küçük çıkması gerekir. Burada kareli bir ifade var. Bu ifade en küçük sıfır olur ya da pozitif olur. O yüzden muhakkak bir gerçek sayı kökü vardır. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüle bakalım. M eşittir ne için? Denklemin çakışık iki kökü vardır. M eşittir ne olursa o zaman denklem ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Sıfır gelirse delta'nın sıfır olması demek çakışık kök olması demekti. O halde ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakarsak M büyük ne için denklemin negatif iki kökü vardır demiş. M büyük ne için burası pozitif bir sayı gelir ve buradan delta sıfırdan büyük olduğu için iki reel kökü var deriz. Ama bu reel köklerin negatif mi pozitif mi olduğu ile ilgili buradaki bilgiyle yorum yapamayız. Kesin söyleyeceğimiz tek şey ikinci öncüldür. O halde doğru cevap B şıkkı. Px polinomunun katsayılar toplamı 5, Qx polinomunun sabit terimi eksi 2 olduğuna göre P2x eksi 3 eksi 3 çarpı Qx eksi 2 artı 2 eşittir. Ax kare artı x eksi 1 eşitliğinde A kaçtır? İlk verilen ifadeye bakarsak px polinomunun katsayılar toplamı 5'tir. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorduk. O zaman p 1in 5 eşit olduğunu söyleriz. Diğer ifade için qx polinomunun sabit terimi eksi 2 demiş. Sabit terim için x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. O zaman q'da da 0 yazdığımızda sonuç demek ki eksi 2 geliyormuş. Şimdi şu ifadeyi düzenlerken bildiğim ifadelerden yola çıkacağım. P'nin içinin 1 olmasını, Q'nun içinde 0 olmasını istiyorum. Her ikisini birden sağlayacak x değeri nedir diye bakıyorum. Burada 0 olması için 2 vermem lazım. Buraya 2 yazarsak 2 kere 2 4 3 çıktığında burası da 1 olur. O zaman her yerde x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor. x eşittir 2 için başlayalım. p direkt içerisi 1 olduğu için 1 yazıyorum. Eksi 3 çarpı q'nun içerisinde 0 oldu. Artı 2 eşittir. a çarpı 2'nin karesi 4 4a artı 2 Eksi 1 oldu. P1 ve P0'ın değerlerini yazarsak P1 5'ti. P0 da eksi 2 idi. Düzenleyelim. 5 eksi 3 eksi 2 artı 6 artı 2 eşittir 4A. 2 eksi 1'den de 1 gelir. Sol tarafı düzenlediğimde 13 gelir. Eşittir 4A artı 1. 1'i gönderdik. 12 eşittir 4A. Buradan her tarafı 4'e bölersek A'yı 3 buluruz. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. 1 2 3 4 5. Rakamlarını kullanarak içerisinde 2 ya da 5 rakamının olduğu, rakamları farklı 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi bizden istediği 3 basamaklı sayıların içerisinde ya 2 olacak ya 5. İkisi birden bulunamaz ya da ikisinin de olmadığı sayılar olmaz. Rakamları da farklı olacak. Şimdi 2 ile 3 dışında neler var diye bakarsak 1 var. 3 var 4 var bir de içinde kesin bulunacağı olan 2 ve 5 var şimdi biz Öncelikle bu 3 basamaklı sayının 3 rakamını seçelim. Sonra o 3 rakamı sıralayalım. O 3 rakamdan biri bunlardan biri olacak. Diğer ikisi de bunlardan biri. Bu 3 tane sayıdan ikisini seçersek kombinasyonla 3'ün ikilisi. 2 tane 2 5'ten birini seçeceğimize göre 2'nin birlisi. Böylece 3 tane rakam seçmiş olduk. Bu 3 rakamın içinde 2 ya da 5 var. Aynı anda bulunmuyorlar ya da ikisinin de olmadığı bir durum yok. Bunu garantilemiş olduk. Şimdi sıralama yapalım ve 3 basamaklı sayıları oluşturalım. 3 tane rakamla 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabiliriz? Onun için de 3 faktöriyel farklı sıralama olur. Buradan düzenlersek 3'ün ikilisi 3'tür. 2'nin birlisi 2'dir. 3 faktöriyel de 6'dır. Buradan çarptığımızda da 36 farklı sayı yazılabileceğini buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Sine ve beran kelimeleri ardarda arda soldan sağa doğru yazılmıştır. Aynı sıradaki harfler alt alta gelecek şekilde sıralandığında soldan kaçıncı sırada S ve B harfleri ikinci defa alt alta gelir. Burada görebilmek için aşağı tarafa yazabiliriz tekrardan. Daha net sayabilmek için geniş geniş yazarsak harfleri daha kolay sayarız. Sine'yi yazıyorum yukarıya birkaç defa. Aşağıda şimdi Beran'ı yazacağım. Yetmediği yerde devam edeceğim. Yine B harfiyle başlıyor. Beran. Bu şekilde ilerliyoruz. Yukarıya bir sine daha yazalım. Buraya da bakın. Beran'ı yazdığımızda aslında gördük. İlk defa geldikleri yer başlangıç. Bir sonraki geldikleri yer burada kaç sıra sonra olduğuna bakarsak Beran 5 harfli bir isim 5, 10, 15, 20, 21. sırada bu birinci bu ikinci sefer alt alta geldikleri durum 21. sırada o zaman alt alta geliyorlarmış bunun bir diğer pratik yolu da şudur Sine 4 harfli Beran da 5 harfli 4 ve 5'in katı olan 20'nin katlarında bunların hep son harfleri alt alta gelir. E ve A alt alta gelir. 4 ve 5'in ortak katları en küçük ortak katı 20 olduğuna göre o zaman 21. sırada da baş harfleri alt alta gelecektir. Buradan da yapılabilir. Buradan doğru cevabımız A şıkkı bulunur. Şekildeki dik koordinat düzleminde tabanları x ekseni ve tepe noktası y eşittir ln x eğrisi üzerinde olan K-1 tane dik üçgen görülmektedir. Buna göre bu üçgenlerin alanları toplamının birim kare cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Grafiği incelersek buradaki dik üçgenlerin taban uzunlukları hepsinde bir. Bakın aralarındaki mesafe hep bir birim. O zaman buradaki bir birimle bu yüksekliği çarptığımızda yarısı bize alanı verecekse şu yükseklik iki noktasının x fonksiyonunda yazılmasıdır buradaki yükseklik 3 yazılması, buradaki yükseklik 4 yazılması, buradaki en sonunda da k yazılmasıyla bulunur. Formül neydi üçgende? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanları hep 1 olduğu için onu almaya gerek yok. Yükseklik dediğimiz şu dik kenar. Bölü 2 diyebiliriz. Toplamlarını alacağımız için hepsi aynı paydaya sahip. Tek bir 2 paydasında yazabiliriz bunları. O halde şöyle alalım. Alanların toplamını bulmak için. Paydaları 2. Birincinin yükseklik yani şu dik kenarı ne gelecek? 2 yazdığımdaki ifade yani elen 2 artı yanındaki ifade için elen 3 yazacağız. Bir sonraki için elen 4 yazacağız. Böyle gidecek. En sonuncu ifade için k yazmam gerekiyor. Elen k. Bu alanlar toplamını veren ifade. Logaritmik ifadelerde toplamlı olanlar çarpma dönüştürülebiliyordu. Hemen döndürelim. O halde burası elen içinde 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta 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 çarpı k olacak. Aşağıda 2 duruyor. Buraya bakarsak k'dan azalarak 1'e kadar gelmiş. Şuraya 1 çarpanı ekleyebiliriz. Bu ne ifadesidir? Faktöriyel ifadesi. Burası o zaman k faktöriyel olur. Devam ettirirsek ln k faktöriyel bölü 2. Bu bölü 2'yi başa 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Elen k faktöriyel. 1 bölü 2'yi başa üst olarak alalım kuvvet olarak alalım. Eşittir ln k faktöriyel üzeri 1 bölü 2. Şıkları incelediğimde köklü sayılar var. 1 bölü 2'yi köklü olarak alırsam o zaman ifade kök k faktöriyel olur. O halde ne gelir doğru cevabımız? E şıkkı. Logaritma 3 tabanında x artı logaritma x tabanında 3 eşittir 4. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi burada bakın bunlar ters yazılmış. O zaman birine a diyelim. Logaritma 3 tabanında x'e a diyelim. Diğeri bunun 1 bölü yazılmış hali olursa burası x tabanında 3 olur. Yan tarafta 1 bölü a'ya dönüşmüş olur. Yerine yazarsak a artı 1 bölü a eşittir 4'tür. Burada payda eşitlersek a kare artı 1 olacak pay kısmı. a kare artı 1 bölü a eşittir 4. İçler dışlar çarpımı yapıp hepsini sol tarafa atarsak a kare eksi 4 a artı 1 gelir. Buradan kökler toplamı ve kökler çarpımı ifadesini bulursak a 1 artı a 2 olacak köklerimiz. Kökler toplamı eksi b bölü a idi. Eksi b dediğim eksi 4 formülde de eksi olduğu için artı 4 oldu. A dediğim ifade buradaki a değil kareli ifadenin önündekiydi. 1 oda 1'e bölersek kökler toplamı 4 geldi. Kökler çarpımı C bölü A'ydı. Burada sabitimiz 1 olduğu için 1 geldi. Şimdi A'lı ifadeye bir dönüştürelim. Biz şuradaki ifadede 3'ü karşıya atarsak x'i direkt yalnız bırakırsak x eşittir 3 üzeri a gelir. Benim a1 a2 dediğim şey buradaki x1'de ifade ettiğimde 3 üzeri a1 x2'de ifade ettiğimde 3 üzeri a2. Kökler çarpımını istemişti bizden kökler çarpımı x1 çarpı x2 olacak. Hemen yazalım. x1 çarpı x2 eşit olacak. 3 üzeri a1 çarpı 3 üzeri a2. Üstü sayılarda tabanlar aynısı üstler toplanırdı. a1 artı a2. Buradan 3 üzeri biz a1 artı a1 artı a2 4 bulduk. 3 üzeri 4 gelir. Bu da 81'e eşittir. O halde doğru cevabımız a şıkkıdır. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı birebir ve örten fx fonksiyonunun grafiği y eşittir x doğrusu ile apsisleri farkı 6 birim olan iki farklı noktada kesişmektedir. Buna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonunun grafiği ile fx fonksiyonunun grafiğinin kesim noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bunu daha iyi anlatabilmek için koordinat sistemini önceden buraya yapıştırdım eğri üzerinden çizim yaparak göstereceğim. Şimdi yataydaki eksenimiz x, dikeydeki eksenimiz y. Öncelikle y eşittir x doğrusunu çizelim. Şöyle tam 45-45 açıyı bölecek şekilde bir doğru. Bu bizim y eşittir x doğrumuz. Şimdi bir fx fonksiyonu çizelim. Rastgele bir tane şöyle diyelim ki şöyle bir fx fonksiyonu. Bu y eşittir fx olsun fx fonksiyonuyla y eşittir x doğrusunun kesiştiği noktalar bunlar. Bunların absisleri farkı 6'ymış. Gösterelim. Bu noktanın absisi bu. Diğer noktanın absisi de şurada. Aradaki fark şu mesafe. Ben bunu yukarıda çizersem şurası ne gelecek? 6 gelecek. 6 birim gelecek. Burada bir dik üçgen oluşturursam. Şöyle bir dik üçgen oluşturduğumda. O zaman buradaki dik üçgenin açılarını şöyle bulabilirim. Bakın bu y x doğrusu bunun eğim açısı 45 derece. Bu doğrunun o zaman buradaki dik üçgendeki eğim açısı da 45 derece olur. Burası 45 burası 45. İkiz kenar dik üçgen geldi. Bir kenarı 6 ise diğeri de 6'dır. Dik kenarlar 90'ın karşısı da 6'nın kök 2 katıdır. O halde burası 6 ise burası 6 kök 2. Yani iki nokta arasında 6 kök 2 bulduk. Sonra bizden istediğine fx fonksiyonuyla fx fonksiyonun tersinin kesiştiği noktaların arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi benim çizdiğim rastgele çizdiğim fx fonksiyonu buysa bunun tersi de aynen şöyle simetrik gelecek şekilde bir eğri olur. Yine bakın kesiştikleri noktalar aynı noktalar oldu. Biz bu iki nokta arasındaki uzaklığı kaç bulmuştuk? 6 kök 2 bulmuştuk. O halde yine e, yeni fonksiyonlarımız tersi ve fonksiyonun kendisi şunu da yazayım bu bizim mavi ile gösterdiğimiz fx'in tersi olan fonksiyon bu iki fonksiyonun kesiştik kesiştikleri noktalar arasındaki uzaklık 6 kök 2 birimdir o halde doğru cevap a şıkkıdır rakamları çarpımı 120 olan 5 basamaklı doğal sayıların basamaklarındaki rakamları toplamı kaç farklı değer alabilir Şimdi Rakamları çarpımı 120. Rakamları çarpımı 120 deyince direkt aklımıza 5 faktöriyel gelebilir. 5, 4, 3, 2, 1. 5 tane sayının çarpımı 120 yapıyor. Şimdi biz bununla 5 basamaklı sayı oluşturabiliriz. Sıralarını değiştirerek farklı sayılarda oluşturabiliriz. Ama bize sayıların adedini sormuyor. Sadece basamaklarındaki rakamların toplamını soruyor. O zaman her bir rakamı değiştirerek çarpımları 120 sabit olacak şekilde Toplamlarında kaç farklı sayı gelir bakabiliriz. 5, 4, 3, 2, 1 rakamlarını toplarsak buradan 15 gelir. Burada şimdi bir tane 1 vardı. 2 tane 1 yapalım. Çarpanları şöyle değiştirelim. 5, 4 olsun. 3 kere 2, 6. 6'yı bir seferde yazalım. Diğer ikisi 1 olsun. Burada rakamlarını toplarsam 17 gelir. Yine değiştirelim. Şöyle diyelim bu seferde. 5 yine duracak. 5 illaki olacak. 120 tam yani 5'in katı olması için 5 olmak zorunda. Bu sefer altını çarpanlarından şu ilk baştaki 2'yi buna verelim. 4 çarpı 2'den 8'i oluşturalım. Buna 8 diyelim. 3 olacak. Diğer ikisi yine 1 olacak. Buradaki toplam ne gelir bakalım. 5, 8, 3, 1, 1 daha. 10, 8 yaptı. Devam edelim. Yine 5 var. 5 var. 3 çarpı 2'yi de yazalım. Diğerlerini de 4'ü de 2 çarpı 2 olarak alalım. Yani 3 tane 2'den oluşsun. Bunun rakamları toplamı 14 yapar. Başka ne gelebilir? Bakalım 5 var yine. Başka 3 kere 2 6'yı bir yazarız. Bu sefer 2'leri yine ayrı ayrı yazıp bir tane 1 yazarız. Buradan da 16 gelir rakamları toplamı. Bakın bunların dışında başka da olmaz. 120'nin bölenleri üzerinden gittik zaten birçoğunda. 5 zaten olmak zorunda. 129'a bölünmediği için 9'u seçip alamıyoruz. Burada neler varsa onu seçiyoruz. Bunun dışında sayılar gelmez. Rakamları toplama o zaman bu kadar farklı değer alır. Kaç tane diye bakarsak 1 2 3 4 5 tane farklı değer alıyor. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Verilen f türev x fonksiyonunun tablosunu yapalım. Tablosunu yaparken türevin sonucunun sıfır olduğu noktalara göre yapacağız. x ekseni kesen noktalarda sıfır olacak. Eksi 4, eksi 2, 1 ve 3'teki değeri sıfır olduğu için tablomuzu oluşturalım. Eksi 4, eksi 2, 1 ve 3. Burada şuraya dikkat. 2'de çift katlı kök var. O yüzden burada şuna 2 çizgi koyalım. Buradan f türevi yorumlayalım. Sonra da f fonksiyonu ile ilgili artanlık azalanlık durumuna bakalım. Şimdi işaretine bakalım. 3'ten büyük değerlerde türev fonksiyonu yukarıda artı değerli aldığı için artı ile başlayacak. Artı. 1 ile 3 arasında negatif bölgede olduğu için eksi. Eksi 2 ile 1 arasında artı. Eksi 4 ile eksi 2 arasında da artı. Çift katlı olduğu için artı artı. Eksi 4'ten küçük değerlerde negatif olduğu için eksi. Fonksiyona bakarsak fonksiyon burada azalan, artan, artan, azalan, artan. O halde fonksiyonun burada minimum değeri. Burası maksimum noktası. Burada da minimum noktası var. Ekstrem noktaları var. Şimdi öncülleri incelemeye başlayalım. Birinci öncül demiş ki fx fonksiyonunun iki tane ekstremum noktası vardır. Bakıyoruz fx fonksiyonunun üç tane ekstremum noktası var. O halde birinci öncül yanlış. İkinci öncüle geçelim. x eşittir eksi 2 için fx fonksiyonunun yerel minimumu vardır. Eksi 2'nin olduğu yerde herhangi bir ekstrem noktası yok. O zaman 2 yanlış. 3'e geçtik. x eşittir 3 için fx fonksiyonunun yerel minimumu vardır. Evet 3 noktasında yerel minimum var. 3. öncülümüz doğru. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır fx eşittir x kare artı mx artı 6 eğrisi üzerindeki a 1'e 4 noktasından çizilen teğet doğrusunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi teğet doğrusunun denklemini bulursak y ekseni kestiği noktayı buluruz. Denklemi bulmak için bir noktasını biliyoruz. Eğri ile doğru arasındaki ortak nokta bu. Teğet doğrusunun eğimini bulmamız lazım. Eğimi için de f fonksiyonun birinci türevinde x yerine a noktasının absisi olan 1 yazmamız yeterli. Ama önce şu m değerini bulalım. m'yi bulmak için bu a noktası fx eğrisi üzerinde olduğu için sağlaması lazım. Yani f fonksiyonunda 1 yazdığımızda sonucu 4 yapması lazım. Buradan m'yi bulalım. x gördüğümüz her yere 1 bir yazarsak 1'in karesinden 1 artı m artı 6 eşittir 4 olacak. Buradan 7 artı m eşittir 4. 7'yi karşı yatarsak m değerini eksi 3 buluruz. O halde bizim fx fonksiyonumuzun ifadesi şu oldu. fx eşittir x kare eksi 3x artı 6. Şimdi fx fonksiyonun türevini alıp bir yazıp eğimi bulalım. Buradan 2x eksi 3 gelir. Türevi 1 yazdığımızda 2 eksi 3'ten değer eksi 1 gelir. O halde teğetin eğimi dediğim m değeri olsun. Bu M ile karıştırmayalım. Eğim diyeyim direkt. Eğimi teğetimizin eğimi eksi 1. Teğet denklemini yazacaksak teğet doğrusunun bir noktasını biliyoruz. Noktamız 1'e 4. Eğimi de eksi 1. O halde formülden y eksi 4 eşittir eksi 1 çarpı x eksi 1. Buradan y eksi 4 eşittir eksi x artı 1'dir. Eksi 4'ü karşıya atarsak y eşittir eksi x artı 5 gelir noktayı yerine yazarsak sağladığını görürüz. Şimdi bize sorduğu kısma gelelim. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksenini kestiği yerde x'i 0'dır. O halde x yerine sıfır yazalım. 0 yazdığımızda y eşittir. 5 olur. 0'a 5 noktasıymış. Ordinatını sorduğu için doğru cevabımız 5 olacak. Doğru şıkkımız o halde e şıkkıdır. fx ve gx fonksiyonları a 3'e 2 noktasında birbirine teğettir hx eşittir 3 fx eksi x çarpı gx. Olduğuna göre hx fonksiyonuna üzerinde apsisi 3 olan noktadan çizilen teğet denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hx fonksiyonunun apsisi 3 olan noktadan geçen teğetin denklemini bulmamız için önce eğimini bulmamız lazım. Eğim içinde hx fonksiyonunun birinci türevinde 3 yazdığımızda gelen sonuç bize eğimi verecek. O halde hx'in türevini alalım. H türev x eşittir. Hx fonksiyonu f ve g'ye bağlı. Burada türevi alırken ikinci ifade de çarpımın türevini uygulayacağız. Başlayalım. 3 çarpı f türev x eksi. Birincinin türevi 1 bir çarpı gx olacak. Artı ama eksiyi dağıtarak yazarsak eksi gelecek. Birinci çarpı ikincinin türevi. 3 değerini yazalım şimdi. 3 çarpı f türev 3 eksi g3 eksi 3 çarpı g türev 3. Şimdi bize bazı değerler lazım. F'in 3'teki ve g'nin 3'teki türevinin değeri ve g3'ün sonucu. G3'ün sonucu direkt belli. Ortak nokta 3'ü 2'ye götürmüşler. O zaman bunun sonucu 2. Türevlerine bakacak olursak bu da şu anlama gelir. F ve g fonksiyonlarının apsisi 3 olan noktadaki teğetin eğimi. Bunların buradaki teğetin eğimi x eksenine paralel olduğu için teğet eğimi de 0'dır. O halde bunlar da sıfırdır. Teğetin eğimi sıfır olduğu için. Buradan h türev 3 eşittir. 3 çarpı sıfırdan sıfır. Diğeri de sıfır. Hepsi sadece şu ortadaki 2 kaldı. Eksi 2 gelmiş oldu eğimi. Bu bizim teğetin eğimimiz. Şimdi teğetin üzerinde bir nokta lazım. Noktasını ve eğimini bulmak gerekiyor. Denklem yazabilmek için. Eğimi bulduk. Noktaya sıra geldi. H fonksiyonda 3 neye gidiyor ona bakalım. H3 eşittir diyelim. Direkt şurada yerine yazıyoruz. Bu ifadede 3 çarpı F3 eksi 3 çarpı G3. Grafikten F3'ün ve G3'ün ortak noktalarıydı A ve 2'ye gidiyordu. 2 yazarsak 3 çarpı 2 eksi 3 çarpı 2 6 eksi 6'dan 0 buluruz. 3'ü 0'a götürüyormuş H fonksiyonu. O halde noktamız 3'e 0 eğimimiz de eksi 2. Doğru denklemini yazalım. Şöyle şuna yazalım. Y eksi 0 eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 3. Buradan y eşittir. Eksi 2'yi dağıtırsak bu gelir. Şıklara bakıyorum. Hepsi kapalı denklem. Yani bir tarafı 0 olan. Bunların hepsini sol tarafa atarsak. Y artı 2x eksi 6 eşittir 0 gelir. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Gerçek sayılar kümesinde fx fonksiyonu fx eşittir 3 üzeri 2x eksi 2 şeklinde tanımlandığında f3x artı 1 fonksiyonunun fx türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım direkt x gördüğümüz üzere 3x artı 1 yazalım yukarıdaki fonksiyonda. f3x artı 1 eşittir 3 üzeri 2 çarpı 3x artı 1 eksi 2 dağıtırsak 3 üzeri 6x artı 2 eksi 2. Artı 2 eksi 2'yi götürecek. O zaman burada 3 üzeri 6x geldi. fx'in kendi ifadesine bakıyorum. 3 üzeri 2x var. Bunu 3 üzeri 2x'i yazabilir miyiz diye bakarsak şöyle yazabiliriz. 3 üzeri 2x'in 6 olması için 3. kuvveti olarak alabilirim. O halde benim bu ifadede 3 üzeri 2x'i çekmem lazım. fx'den şimdi 3 üzeri 2x'i çekelim fx eşittir. Bunu toplam şeklinde alırsak yani 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi olarak alırsak tabanlar aynı iken üstler toplanıyordu. Aynı şey olur. Bunu da aşağıda yazarsak f üzeri şöyle f'e gerek yok. Direkt eşittir dedik zaten. Eşittir 3 üzeri 2x bölü 3'ün karesi olarak yazdık. 3'ün karesini de karşıya yollarsak buradan 3 üzeri 2x ifadesini 3'ün karesi çarpı fx olarak bulmuş oluruz. O halde aşağıda 3 üzeri 2x ifadesi yerine yazalım. Şöyle devam edersek buradaki ifade 3 üzeri 2x yerine 3'ün karesi çarpı fx olacak. Bunun tamamının 3. kuvveti. Alırsak 3. kuvvetini 2 çarpı 3'ten 6 f'in 3. kuvveti x ifadesi gelecek. O halde doğru cevabımız e şıkkı olur gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları için f bileşke g x eksi 3 eşittir x kare eksi 4 x artı 1 ve f x artı 2 eşittir x artı 3 olduğuna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi verilenleri incelediğimde burada bileşkeyi açarken f içerisine g'yi yazacağım. O zaman benim burada f'i tam olarak biliyor olmam lazım gx'e ulaşabilmek için. Buradaki ikinci ifadenin o zaman fx ifadesini bulmaya çalışalım. Buranın x e eşit olmasını istiyorsak ne yapıyorduk? x artı 2'nin tersi olan x artı 2'nin tersi olan x eksi 2'yi x gördüğümüz her yere yazıyorduk. x gördüğümüz her yere x eksi 2 yazarsak f'in içerisi x olur sağ taraf x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım artı 3 ifade de vardı. Buradan da düzenlediğimizde fx eşittir x artı 1 bulunur. Şimdi bileşkiyi inceleyebiliriz. F dışarıda içeriye g x eksi 3 yazıyoruz. Eşitmiş bu x kare eksi 4 x artı 1'e. Şimdi g fonksiyon ifadesini bulduğumuz için f'in pardon f'i bulduğumuz için f'te x gördüğümüz üzere g x eksi 3 yazalım. Yazarsak g x eksi 3 artı 1 olur. Sağ taraf yine x kare eksi 4 x artı 1. Her iki taraftaki birler sadeleşir. Geriye o zaman g x eksi 3 eşittir x kare eksi 4 x kalır. Şimdi az önce yaptığımız işlemin aynısını yapalım. Buranın x olmasını istiyorum. x eksi 3'ün tersini x gördüğüm yere yazacağım. x eksi 3'ün tersi x artı 3'tür. O zaman x gördüğüm her yere x artı 3 yazacağım. Yazarsak sol tarafta gx elde edeceğiz. Sağ tarafta yazıyoruz x artı 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı x artı 3. İlk ifadede kare alalım. Burada da eksi 4'ü dağıtalım. Kareyi açarsak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Eksi 4 x eksi 12. Düzenleyelim buradan. Gx eşittir. X kare bir tane. X'li ifadelere bakalım. 6x eksi 4x artı 2x yaptı. 9 eksi 12 eksi 3 yaptı. Gx ifadesini böylece bulmuş olduk. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. X ve Y birer tam sayı olmak üzere 2 küçüktür. Mutlak değer X artı mutlak değer Y küçük eşittir 4. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı X-Y ikilisi vardır? Şimdi burada bu eşitsizliğin grafiğini çizmeye çalışalım. Koordinat sistemini çizelim öncelikle. X eksenimiz, Y eksenimiz. Öncelikle şu kısmını çizelim. Mutlak değer X artı mutlak değer Y'nin 2 eşit olduğu duruma bakarsak mutlak değer fonksiyonu şöyle 2'den geçecek. Şöyle 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 2'den geçecek. Ancak bizim eşitsizliğimiz bakın altında çizgi olmadığı için burada kesikli çizgiyle gösterilmesi lazım. Şöyle birleştirirsek bu şekilde çizilir. Mutlak değerli ifadenin grafiği. Bir de sağ tarafa geçtim şimdi. Sağ tarafa bakarsak dörde eşit olduğu duruma bakarsak 4 noktalarından geçecek şekilde çizeceğiz. Altta çizgi olduğu için bu sefer düz çizgi olarak göstereceğiz. 3 4 şurası olsun. 3 4 3 4 3 4 tam çizmek istiyoruz şöyle şunu da şöyle alalım ben çizemesem de o düzeltiyor nasıl olsa ve bu şimdi bizden istediği aralık 2 ile 4 aralığı yani şu aradaki boşluk 2'nin olduğu yer dahil olmayan yerler, şu çizginin üstündeki noktalar dahil değil ama şu dışarıdaki noktalar dahil. Gösterirsek aradığımız bölgeyi, aradığımız bölge şuradaki bölgedeki noktalar. Şimdi bize x ve y'yi tam sayı verdiği için bu bölgedeki tam sayı olan noktaları, y sıralı ikilisi oluşturacak şekilde tam sayıları seçmemiz lazım. Başlarsak. Tamam, bölgeyi de gösterdik. Şimdi İlk noktalarımız şöyle seçelim. Herhangi bir nokta üzerinden gidelim. Bir bölge üzerinden gidelim. Hepsinden simetrik olarak burada da olacağı için 4 ile çarpıp adedini bulabiliriz. Buraya bakarsak birebir bir noktası var. birebir bir noktası ama bu eğrinin üzerinde kesikli çizgiyle gösterdiğim yerin üzerinde. O zaman bunu alamam. 2'ye 1 dersem şurada. Şöyle göstereyim. 2'ye 1 dediğim nokta burada. 1'e 2 dediğim nokta şurada. Tabii bölgesi eksi ona göre belirleyebiliriz. Ben direkt nokta bulmaya bakıyorum. Diğer noktam burada. Aynı şekilde şuradan gelen, bakın şuradaki koordinattan gelen nokta var burada. Ve şöyle bakarsak şuradan gelen şu koordinatlardan gelen noktamız var. Kaç tane noktamız var diye bakarsak tam sayı olan 1 2 3 4 5 tane. Burada 5 tane noktamız var. Aynı şekilde burada da 5 tane, burada da 5 tane, burada da 5 tane olacak. Şimdi şu arada kalan yerleri gösterdik. Bir de bunların bakın eksenlerin üzerinde olanlar var. Onları da gösterelim. Onu da şuradan bakalım. Ben yine bu noktayı seçemiyorum kesikli olduğu için. Bir şunu seçebilirim bir de bunu. Gösterirsek mavi ile iki tane de burada nokta seçebiliyorum. İki tane. Aynı şekilde bakın iki tane de burada nokta seçelim. İki tane de burada nokta seçelim. Şöyle gösterelim. İki tane de burada nokta seçelim. 5 tane de dediğim gibi 5 burada yazarsam şöyle 5 tane burada 5 tane burada 5 tane burada 4 katı olduğu için 5 artı 2'nin 4 katını alırsak toplam nokta sayısını buluruz 4 çarpı 7'den bu da 28 nokta yapar o halde doğru cevabımız e şıkkıdır fx eşittir a eksi 2 çarpı x kare artı a kare eksi 4 çarpı x artı a eksi 1 Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre f0 kaçtır? Şimdi bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise o parabolün ifadesinde denkleminde x'li ifade bulunmaz. x'li ifadenin bulunmaması demek kat sayısının 0 olması demek. O halde hemen a kare eksi 4'ü 0'a eşitleyelim. Buradan a kare eşittir 4'tür. A o zaman ya 2'dir ya da A eksi 2'dir. Şimdi hangisini seçeceğimize karar verirken A'yı burada 2 olarak yerine yazarsak 2 eksi 2 burayı 0 yapar. Yani x kareli ifadeyi yok eder. x kareli ifade yok olursa biz buna parabol diyemeyiz. Burada parabol olun belirtmez. O zaman bunu alamıyoruz. Alabileceğimiz ifade x eşittir pardon a eşittir eksi 2. a yerine eksi 2 yazalım her yerde. O halde bizim fx parabolümüz Eksi 2 eksi 2'den eksi 4 x kare eksi a eksi 1'de de yazarsak eksi 3 gelecek. fx parabolü buymuş. Bize f0'ı soruyor. x gördüğümüz her yerde 0 yazarsak buradan cevap eksi 3 bulunur. O halde doğru şıkkımız d şıkkıdır. Şekildeki abcd dikdörtgeninde ab uzunluğu 10 eksi x birim ve cb uzunluğu 2x artı 6 birimdir. Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı en çok kaç birim karedir? Alanı bulmak için iki kenarını çarpmamız lazım. Direkt çarpalım. 2x artı 6 çarpı 10 eksi x. Bu x'e bağlı bir fonksiyon fx olsun. Bunun en çok alacağı değeri bulmak için fx fonksiyonun birinci türevini sıfır yapan x değerini bulmamız lazım. O halde birinci türevini alalım. Birinci türevini çarpımın türevine göre alalım burada. fx eşittir f türev x. Birincinin türevi 2 iki. çarpı ikinci artı birinciyi aynen yaz. İkincinin türevi. ikincinin türevi eksi 1 gelecek. Onu da çarpıp düzenlersek şu en başa eksi koyabiliriz. Şimdi düzenleyelim. Burada 2'yi dağıtalım. 20 eksi 2x. Burada da eksiyi dağıtalım. Eksi 2x eksi 6 düzenlersek bir kez daha eksi 4x artı 14 buluruz. F türev x'i bulduk. Bunu sıfır eşit dedik. Sıfır eşit olduğu noktaya bakalım. Eksi 4x'i karşıya atalım. 4x eşittir. 14 gelir. X'i burada yalnız bırakırsak 14 bölü 4 sadeleştirirsek 7 bölü 2 bulduk noktayı. X o zaman 7 bölü 2 de en çok değerini sağlatacak dikdörtgenin. Fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 7 bölü 2 yazalım. F 7 bölü 2 eşittir. 2 çarpı 7 bölü 2 artı 6 10 eksi 7 bölü 2. Düzenlersek şurada ikiler gidecek. 7 artı 6'dan burası 13 gelecek. Diğer taraf 2 çarpı 10 20. 20'den 7 çıkarsa 13. 13 bölü 2 oldu. Burayı da çarparsak 169 bölü 2 gelir. Alanın alabileceği en büyük değer. O halde doğru cevap. C şıkkıdır. fx eşittir. x küçük eşittir 0 ise 4 bölü x kare eksi 6. x büyüktür 0 ise 2x eksi 6. Şeklinde tanımlanmış fx fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme a olduğuna göre kaç gerçek sayı a kümesinin elemanı değildir? Burada bize sordu o zaman nedir? Kaç gerçek sayı a kümesinin elemanı değildir derken aslında bu fonksiyonun kaç noktada süreksiz olduğunu soruyor. Verilen fonksiyon parçalı fonksiyon. Önce ifadelerde tanımsızlık var mı diye bakıp sonra krizik noktayı incelememiz lazım. Aşağıdaki zaten polinom fonksiyon doğrusal bir tanımsızlık noktası yok. Buna bakarsak rasyonel. Paydayı sıfır yapan değerler için inceleme yapmam lazım. x kare eksi 6'yı sıfır eşitlersek. Buradan x kare eşittir 6 gelir. Her tarafın kare alırsak x ya kök 6 ya da x eksi kök 6'dır. Bu aralık ne için geçerli? Sıfırdan küçük ya da eşit olduğu değerler için. O zaman x eşittir kök 6 zaten bu aralığa girmiyor. Ama eksi kök 6 bu aralığa giriyor. Ve yerine yazdığımızda paydayı sıfır yaptığı için tanımsız oluyor. O halde süreksiz olduğu noktalardan biri eksi kök 6'dır. Şimdi kritik noktayı yani sıfırı inceleyelim. Sağdan soldan değerlerine bakalım. Aşağıda hemen limit x sıfıra sağdan yaklaşırken yani sıfırdan büyük değerlerde 2x eksi 6 da yerine yazılacak. Eşittir yazarsak yerine buradan 2 çarpı 0 eksi 6, bu da eksi 6 geldi. Diğer taraftan bakalım limit, x 0'a soldan yaklaşırken. O da yukarıdaki ifade 4 bölü x kare eksi 6 da yerine yazılacak. 4 bölü 0'ın karesi 0 eksi 6. Bu da 4 eksi 4 bölü 6 yapar sadeleştirirsek eksi 2 bölü 3'tür. Bakın bu iki limit ifadesi birbirine eşit olmadı. Demek ki sıfır noktasında x eşittir sıfır da sürekli değil. Sürekli değil. Bize süreksiz olduğu noktaları sormuştu. Biri eksi kök altıydı. Diğeri de o zaman sıfır noktası. Kaç tane yani sayısını sorduğu için iki tane noktada sürekli değil. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonu için integral 1'den 2'ye x çarpı fx dx eşittir 12 olduğuna göre integral 1'den 4'e f kök x çarpı dx integralin değeri kaçtır? Şimdi aşağıda verilen şu integrale dönüşüm uygulayalım. Kök x'e u diyelim. Şuraya u dersek kök x'e u dersek her tarafın türevini alalım. Burası 1 bölü 2 kök x çarpı dx eşittir du olacak. Burada dx'i yalnız bırakırsak dx eşittir 2 kök x du oldu. Kök x'e u demiştik. O halde dx eşittir 2 u du oldu. Sınırlara da bakalım. x eşittir 1 iken u ne olur? 1'in kare kökü 1 olduğu için yine 1. x eşittir 4 iken kare 4 2 diye çıkacağı için u 2 olur. O halde yeni integrali yazalım. İntegral 1'den 2'ye f u dx yerine de 2u du yazmamız lazım. Bunu da düzenler 2'yi dışarı alırsak burada u çarpı fu du sınırımız 1'den 2'ye. Dikkat ederseniz bize ilk verilen ifade 1'den 2'ye x fx dx'ti ve 12 eşitti. Aynı şey değişkenler fark etmez. Buraya da x yazabiliriz ya da buraya da u yazabiliriz. O halde buranın da sonucu ne gelmeli? 12 gelmeli. Buradan 2 çarpı 12'den bize sorduğu integralin sonucu 24 gelir. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır. 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0. Denklemiyle verilen doğrunun grafiğinin koordinat ekseniyle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı Riemann üst toplamı yardımıyla 6 eşit aralıkta hesaplanırsa sonuç kaç olur? Şimdi öncelikle bu bölgeyi görebilmek için doğrunun denkleminden yararlanarak grafiğini çizmemiz lazım. Hemen denklemini alalım şöyle kenara. 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0. Eksenleri kestiği noktaları bulalım. x yerine 0 verirsek 3y eksi 12 eşittir 0 gelir. Eksi 12'yi karşıya attık. 3y eşittir 12 ve buradan y 3'e bölersek 4 geldi. Y yerine 0 verelim şimdi. Y 0 olursa 2x eksi 12 eşittir 0 olur. Buradan 2x eşittir 12. 2'ye böldüğümüzde de x eşittir 6 gelir. Noktalarımız o halde 0'a 4 ve 6'ya 0'dır. Şimdi bu iki noktayı kullanarak grafiğini çizelim. Eksenleri öncelikle çizelim. Y ekseni x ekseni. X ekseni 6 noktasında kesiyor. 1, 2, 3, 4 5 6 şurası 1 2 3 4 Y y kestiği noktada burası. Şimdi şuradan bir doğru geçirelim bu iki noktadan. Bu olmadı. Biraz daha yukarıdan almam lazım. Evet, bu daha iyi. Şimdi noktaları da gösterirsem şurada. Burası 6, burası 4 olan nokta. Şimdi bizden istediği bölge neresi? Onu gösterelim bizden istediği bölge. Şimdi burada bakın 6 da kesiyor zaten. 6 eş parçaya ayrılırsa hepsi 1, 2, 3, 4 diye gider. 1, 1 2, 3, 4, 5. Diğeri de 6 zaten. O zaman buradan ben dikdörtgen parçalarını ayırırsam. Şuradan şöyle çizdim. Şuraya karşılık gelen bir nokta. Şöyle çizdim. Yine böyle gelen bir nokta. Şöyle aldık. Bunlar bu şekilde gidecek. ve sonuncusunu da şöyle oluşturduk. Şimdi buradaki dik toplam alanı soruyor bize. Taban uzunlukları hepsinde bakın. Şu kısa kenarları hepsinin bir birim. Aradaki farkları hepsinde bir. O zaman alanı belirleyecek şey yükseklikleri. Şu uzun kenarları yani. Bunu bulmak için de bir yazacağız fonksiyonda. Birin neye karşılık geldiğini bulacağız. Sonra iki yazacağız neye karşılık geldiğini. Üç yazacağız neye karşılık geldiğini. Tek tek bunu bulup çarpacağız. Bu işlem biraz uzun. Bunun yerine şuradaki alanların hepsi birbirine eşittir. Birini bulalım. Birini bulursak 6 tane var. Burada da dik üçgen var. Dik üçgen alanından toplam dik dörtgenlerin alanlarını bulabiliriz. O halde ilk yapacağımız şey şuradaki küçük dik üçgenlerin alanlarını bulmak. Bir tanesini bulsak yeterliydi. Şuradan başlarsak. Burada bakın yatay uzunluğumuz zaten 1. Bu dik üçgende şu uzunluğu bulmamız lazım. Bunun için de birin karşılık geldiği noktayı bulmam lazım. Doğrunun denkleminde x gördüğümüz yere 1 yazalım. 2 çarpı 1 artı 3y eksi 12 eşittir 0. Buradan 2 artı 3y eksi 12 eşittir 0. 2 eksi 12 eksi 10 yapar. Karşıya atarsak o da 10 olur. Her tarafı 3'e bölersek y eşittir 10 bölü 3 gelir. Yani kestiği şöyle karşılık geldiği nokta 10 bölü 3 oldu. Buranın tamamı 4 birimdi. 4'ten 10 bölü 3'ü çıkartırsam 4 eksi 10 bölü 3 dersek buradan 2 bölü 3 buluruz. Şuradaki aradığımız uzunluğu bakın. Şurası 2 bölü 3 geldi. O halde şöyle isim verelim. Buradaki alanımız A olsun. O zaman bu da A. Bu da A. 6 tane A olacak. Bir tane A'nın alanını bulursak A dediğim ifade onu şöyle Göstereyim. A dediğim alan kenarlardan biri 1, bir, diğeri 2 bölü 3, bölü 2 formülden gelecek. Dik üçgenin formülden. Bu da 1 bölü 3 yapar. 6 tane A lazım bize. 6 A eşittir. 6 çarpı 1 bölü 3'den 2 gelecek. İlk ifadeyi bulduk. Üst kısımları bulduk. Şuraları. Şimdi alttaki kısma gelelim. Burası da bir dik üçgen. Dik üçgende alanı bulabiliriz. Çok rahat. Buranın tamamı 4 buranın tamamı 6 dik kenarlar yani 4 çarpı 6 bölü 2'den dik üçgenin alanı 6 kere 4 24 24 bölü 2'den 12 bulunmuş oldu alt kısmı da bulduk buranın tamamı 12'ymiş. o halde toplamlarını alırsak direkt istediği alanı bulmuş oluruz 12 artı 2'den 14 gelir istediği alanın sonucu o halde doğru cevabımız C şıkkıdır f türev x, fx fonksiyonunun türevini göstermektedir. fx eşittir integral dx küp artı 6x kare eksi 4 olduğuna göre f türev eksi 2 kaçtır? Öncelikle fx'i bulalım. İntegrali şuradaki integral hesaplarsak burada 1 var. x küp artı 6x kare eksi 4'e göre integral alırsak fx eşittir direkt x küp artı 6x kare eksi 4 gelir integral aldığımız için artı c sabiti bulunur. Birinci türevini alalım şimdi bu ifadenin. Birinci türevini alırsak 3x kare artı 12x sabitler 0 olacak. Hangi noktayı sormuş? Eksi 2'yi. Eksi 2 değerini yazarsak 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 12 çarpı eksi 2. Buradan 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4. Burayı çarptığımızda eksi, eksi 24. 3 çarpı 4, 12, 12 eksi 24'ten cevap eksi 12 bulunur. O halde doğru şıkkımız D şıkkıdır. F 0, 1 açık aralığından 0, 1 açık aralığına tanımlı, birebir, örten ve azalan bir fonksiyondur. Buna göre, limit x 0'a sağdan yaklaşırken f(x) eşittir a, limit x 0'a sağdan yaklaşırken f içinde f(x) eşittir b. Eşitliklerini sağlayan A ve B değerleri için A artı B kaçtır? Şimdi tanım de, kümesi de değer kümesi de 0-1 açık aralı. Azalan bir fonksiyon o zaman neler olabilir şekli grafiği onu bir görmeye çalışalım. X ekseni ve Y ekseni şöyle belirlersek. Fonksiyon azalansa grafiği şöyle olabilir. Şu aralıklarını da gösterelim. Başlangıç noktası zaten 0 burası x ekseninde 1, y ekseninde 1. Fonksiyon düz doğrusal bir fonksiyon olabilir. Azalan doğrusal bir fonksiyon olabilir. Eğri olabilir. Azalan eğrimiz şöyle olabilir. Ya da azalan grafiğimiz şu şekilde olabilir. Bu üçü de olabilir. Şimdi inceleyelim. İlk başta limit x sıfıra sağdan giderken fx eşittir işte a demiş. Grafiğe bakarsak sıfır noktası burası. Sıfıra sağdan yaklaştığımda 3'ü içinde sağdan yaklaştığımda tek tek bakıyorum hepsine. Fonksiyon 1'e gidiyor. O zaman A değerimiz ne eşit olur? A demek ki 1 olmalı. Diğerine bakalım. Limit x 0'a sağdan yaklaşırken f içinde fx. Yazarsak şurada f içinde f de 0'a sağdan yaklaştığımızı yazarsak içerideki ifade neye yaklaşır bakalım. 0'a sağdan yaklaştığımda 1'e gidiyorum ama 1'e bakın aşağıdan ilerleyerek yani birden küçük değerlerle yaklaşmış oluyorum. O zaman aslında 1'e soldan yaklaşıyorum. Sonucunda bunun yerine de hemen yazarsak f 1'e soldan yaklaşırsa diye bakarsak biri hemen şurada tuttuk. Soldan yaklaştığımızda grafiğe şöyle geldik geldik ifade sıfıra gidiyor. Bunun sonucu o zaman sıfır olmuş oluyor. O halde buradan da b'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bize sordu a artı b değeri a 1 B 0 o halde sonuç toplam 1 gelir. Doğru cevap D şıkkıdır. Kotanjant 38 çarpı sinüs 28 bölü sinüs 14 çarpı sinüs 52 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi incelersek verileni açılara bakalım. Sinüste bir yerde 14 var bir yerde 28. Burayı o zaman yarım açıdan 14'e indiririz. 38'i de isim değiştirerek 52'ye çevirebiliriz. 90 dereceye tamamlarsa. Yapalım. Bunu 90 dereceye tamamlarsak 90 eksi 38'den 52 olur. Ancak isim değiştirir. Tanjant 52 derece olur. Çarpı sinüste de sinüs 28'de yarım açıyı uygulayalım. 2 çarpı sinüs 14 derece çarpı kosinüs 14 bölü aşağıda sinüs 14 çarpı sinüs 52. Buradan 14'ler gitti. Tanjantı da açalım. Tanjant sinüs 52 bölü kosinüs 52 çarpı 2 kosinüs 14 bölü sinüs 52. Şuradaki 2'yi düzelteceğim. Şimdi birinci aynen yaz, ikinciyi ters çevir uygularsak yukarısı sinüs 52 çarpı 2'yi en başa yazalım. Kosinüs 14 bölü aşağıda kosinüs 52 çarpı sinüs 52 olur. Sadeleştirelim buradan. Sinüs 52'ler gider. Ve karşımızda ne kalır? Şurada en baştan yazarsam. 2 çarpı kosinüs 14 bölü kosinüs 52 kaldı. Şimdi buradayken nasıl düzenleyebiliriz diye düşünürsek hepsini sinüse çevirelim. Sinüse çevirirsek 2 çarpı kosinüs 14 90 eksi 14 dersek sinüs 76 olur. Böyle aşağısı sinüse çevirirsek 38 olacak. Şimdi düzenleyelim. Dikkat ederseniz burada 76'nın yarısı 38. Direkt yukarıyı yarım açı formdan açarsak 2 zaten vardı. Yarım açı formdan da 2 geldi. Sinüs 38 çarpı kosinüs 38 bölü sinüs 38 geldi. Buradan sinüs 38'ler gitti. 2 ile 2'yi çarptık. 4 oldu. Yanında da kosinüs 38 geldi. O halde ifademizin en sade hali bulunmuş oldu. Doğru şıkkımız D şıkkı. 0 derece küçüktür x küçüktür 90 derece. Sinüs x eksi kosinüs x eşittir kök içinde 1 eksi kök 3 bölü 2. Olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi ifademizde kökten kurtulmak için her tarafın karesini alalım. Karesini aldığımızda tam kare açılımı yapalım sol tarafta. Sinüs kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı kosinüs kare x. Sağ tarafta kök kalkacak. 1 eksi kök 3 bölü 2. Burada bakın sinüs kare ile kosinüs karenin toplamı 1 yapar. Onu da yazalım. 1 eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 eksi kök 3 bölü 2. Şimdi burada dikkat edin burası sinüsün yarım açı formülü. Yani sinüs 2x'dir. Sağ ve soldaki birler de sadeleşir. Geriye ne kalacak? Eksi sinüs 2x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2. Yani sinüs x, sinüs 2x eşittir. Kök 3 bölü 2 bulunmuş olur. Sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu açılar nelerdir diye bakarsak. Kök 3 bölü 2 olduğu yerler. İkinci bölgede 120, birinci bölgede de 60'tır. O halde benim 2x dediğim açı 120 olursa x buradan 60 gelir. Veya 2x dediğim açı 60 olursa x buradan 30 gelir. Şimdi hangisini seçeceğime karar verirken bu 60 derece ve 30 derece için sinüs x eksi kosinüs x ifadesini bu çıkarma işleminin sonucu hangisinde artı hangisinde eksi ona bakmalıyım. Artı olanı almalıyım çünkü bu köklü işlemin sonucu eksi gelmeyecek. O zaman bakalım 60 derece dediğim ifade 45 ile 90 arasında. 45 ile 90 arasındayken sinüs x eksi kosinüs x'e bakarsak aradaki farkları sıfırdan büyük gelir. Bu aralıkta sinüsün değeri daha büyüktür. Diğerini incelersek 30 derece dediğimiz x değeri sıfırla 45 arasında. 45'ten küçükken sinüs x eksi kosinüs x ifadesi sıfırdan küçüktür. Sinüsün ifadesi kosinüsten küçük geleceği için. O halde bizim seçmemiz gereken yer sıfırdan büyük olduğu değeri veren 60 derece olmalı. O zaman doğru cevabımız D şıkkı gelir. 1AB 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 2B-6 bölü A-3 eşittir 2. Şartını sağlayan kaç farklı 3 basamaklı 1AB doğal sayısı vardır? İfadeyi incelersek pay kısmını 2 parantezine alırsak B-3 bölü a eksi 3 eşittir 2 olur. İkiler burada sadeleşir. 1 kalır. O halde benim ifadem b eksi 3 bölü a eksi 3 eşittir 1'dir. İçler dışlar yaparsam b eksi 3 eşittir a eksi 3'tür. Eksi 3'leri de sadeleştirirsem şöyle götüreyim. O zaman ne gelir? b eşittir a. Benim burada yazacağım üç basamaklı sayılarda b ile a basamağında yazan rakamlar aynı olmalı. Kaç tane rakamımız var diye bakarsak sıfırdan 9'a 10 tane. Ancak burada şuna dikkat paydayı sıfır yapan yerde bu tanımsız olacağı için a'nın a eksi 3'ün sıfırdan farklı olması lazım. Yani a'nın 3'den farklı olması lazım. 10 rakamdan biri olamaz. Yani a ve b'nin ikisi de eşit olduğu için 9 tane rakam olabilir yerine yazılabilecek rakam sayısı. İkisi de aynı olduğu için 9 tane bu şartı sağlayan sayı yazılabilir. O halde doğru cevabımız E şıkkıdır. A, B, C, D dikdörtgen F, A, e açısının ölçüsü eşittir. EAB açısının ölçüsü eşittir. X, AF uzunluğu eşittir. Bir birim. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi verilen dikdörtgen dörtgende önce açı özelliklerine bakalım. Açıları yerleştirelim. Şunlar dikdörtgen olduğu için dik açılar. Şurada ikisi x verilmiş. Şuradaki açıya biz kırmızıyla gösterelim. Şöyle bir işaret koyayım. Tamamen taradım. Buranın tamamı 90. O halde burası 90. Burası kırmızı işaretliyse burası da 2x yapmalı. 2x artı taradığım kırmızı bölge tamamı 90 derece yaptığı için. Şu tarafa geçelim. 90x şuraya y dediğimi düşünürsem yan tarafta da şu açı o zaman x olur. Burası x ise burası y dediğim açı olacak. Bana x lazım. x'i şöyle belirginleştiriyorum x'in bulunduğu yerde trigonometrik ifadeleri kullanacağız. Şimdi iç tarafa geçelim. İç tarafta bakın 90'ın karşısındaki uzunluk yani hipotenüs 1 verilmiş. O zaman dik kenarları direkt x açısını kullanarak trigonometrik ifade edebiliriz. x açısının karşısı o zaman sinüs x'dir. Şurası sinüs x. x açısının komşusu da ae uzunluğu da kosinüs x'dir. Çünkü direkt yaparsak şöyle dememiz lazım. Komşuda AE var. AE bölü 1 kosinüs x'e eşit. FE bölü 1 de sinüs x'e eşit olacağı için. Şimdi de şu dik üçgene geçelim. Buradaki dik üçgende de 90'ın karşısında yani hipotenüste 1 var. O zaman aynı şekilde karşı ve komşu sinüs ve kosinüsle ifade edebiliriz. 2x'in karşısına sinüs 2x. Komşusuna da kosinüs 2x diyebiliriz. Şimdi diğerleri için işlem yapalım. AB uzunluğunu bulmaya çalışalım x'i kullanarak. AB uzunluğu için komşuya bakmam lazım. Komşuya bakmam lazım. Kosinüs x demem lazım. Hemen bakalım. Kosinüs x eşittir komşusunda AB uzunluğu var. Hipotenüste de kosinüs x var. İçler dışlar çarpımından o zaman AB'yi ne bulurum? Kos çarpı kostan kosinüs kare x olur. Demek ki burası kosinüs kare x geliyor. Aynı şeyi şuradaki üçgende yapalım. Burada x'in karşısı olan fc için yapalım. x'in karşısı sinüs x de bulunur. O zaman sinüs x'e bakalım. Sinüs x eşittir. Karşıda fc var. Hipotenüste ise sinüs x var. Buradan yine bakın. Çarptığımda fc uzunluğu sin kare x gelecek. Yani şu fc dedim yani şurası burası sin kare x gelecek. Şimdi de şu bulmadığımız şunlar kaldı. Buradan devam edelim. Burada komşudaki için kosinüs x'e bakmamız lazım. Kosinüs x'i bulalım. Kosinüs x eşittir. Buradaki x açısının komşusunda ec var. ec bölü hipotenüs sinüs x. Buradan çarparsak sinüs tabii önce uzunluğu yazayım. ec eşittir. ec uzunluğu eşittir sinüs x çarpı kosinüs x. Bunu daha kısa yazmak için 2 ile çarpıp 2'ye bölersek yarım açıya geçmiş olur. O halde ec uzunluğu eşittir. Şu pay kısmı 2 sinüs x çarpı kosinüs sinüs 2x olacak. Sinüs 2x bölü 2 yaptı. Şurası o zaman sinüs 2x bölü 2. Aynı şeyi eb uzunluğu içinde bulalım. eb bakıyorum x'in karşısında o zaman sinüs x'e bakmam lazım sinüs x diyelim sinüs x karşısında eb uzunluğu var hipotenüs de kosinüs x var bakın aynı şey geldi o zaman bunu direkt eb'yi kısaca eb eşittir sinüs 2x bölü 2 diyebiliriz şimdi tüm uzunlukları bulmuş olduk burayı da yazalım sinüs 2x bölü 2 şimdi şıkları elemeye geçebiliriz A şıkkından başlıyorum. AB uzunluğu kosinüs kare x demiş. AB'yi kosinüs kare x bulduk doğru. B'ye bakıyorum. CE ile EB eşittir demiş. CE dediği EC aynı şey. Biz bunun ikisini de eşit bulduk. O zaman B de doğru. C'ye geliyorum. C'de dedi AFD üçgenin alanı. A F D şu üçgenin alanı sormuş. Alanı hesaplayalım onun. Alan eşittir dik kenarların çarpımı olacak. Sinüs 2x çarpı kosinüs 2x bölü 2 gelecek. Bunun sonucunu bulmak için Hemen şurada yukarısı yarım açı formülü 2 ile çarpıp bölersek bunu 2 ile çarpalım aşağıya da 2 ile çarpalım. Yukarıyı toparlarsak ne gelir? Sinüs 4x bölü 4 gelir. Bize söylediği sinüs 2x bölü 2 geldi. Biz farklı bulduk. Demek ki bu yanlış olan. Devam edelim. FC uzunluğu sinüs kare x demiş. FC uzunluğu sinüs kare x bulduk. BC uzunluğu sinüs 2x demiş. BC uzunluğu şuranın tamamı. Buna eşit. AD ile aynı. O da 2x. O halde bunlar da doğru. Yanlış olan şıkkımız C şıkkı. O halde doğru cevabımız C şıkkıdır. En pozitif bir tam sayı olmak üzere üçgen içinde en eşittir. Kök içinde 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 artı 2 en eksi 1 işlemi tanımlanıyor. Buna göre üçgen içinde 61 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu ifadeye bakarsak sağ tarafta kökün içinde ardışık tek sayıların toplamı var. Ardışık tek sayıların toplamı formülü var. 1, 3, 5, nokta nokta nokta. Son terimi 2n-1 ise bu toplam direkt en tespit edilip en kareyle bulunuyordu. O halde yan tarafta kökün içine direkt en kare yazabilirim. Kareyle kare ile kare birbirini götürür. En pozitif olduğu için mutlak değerde gerek yok. O halde üçgen içindeki en direk en diye çıktığına göre bize verilen üçgen içindeki 61 ifadesi de direk 61 olarak çıkar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Elindeki 4 poşette 2 kilogram fındık, 1 kilogram fıstık, 2 kilogram badem ve 1 kilogram kuru üzüm bulunan Ali rastgele seçtiği 3 poşeti karıştırdığında 5 kilogramlık bir karışım elde etme olasılığı kaçtır? Verilen ürünlerin kilogramlarını yazalım. Fındık 2 kilogram, fıstık 1 kilogram, badem 2 kilogram ve kuru üzüm 1 kilogram. Şimdi bu poşetlerden 3 tanesini seçeceğiz. 4 tane nesne var elimizde. 3 tanesini seçeceğiz. 4'ün üçlüsünden 4 farklı seçenek çıkacak karşımıza. Bu 4 farklı seçeneği tek tek şimdi bulalım. Başlarsak ilk önce ilk üçünü seçtiğimizi düşünürsek 2 artı 1 artı 2'den kilogramlarının toplamı 5 gelir. Daha sonra 2'yi 1'i şu 2'yi atlarsak 2, 1, 1 seçersek 2, 1, 1 seçtiğimizde kilogramların toplamı 4 gelir. Daha sonra 2'yi şunu atlayalım 2, 2, 1 seçersek 2, 2, 1 seçtiğimizde toplam 5 geldi. Ve son olarak ilkini atlayıp son üçünü 1, 2, 1'i seçersek. 1, 2, 1'i. Buradan da toplam 4 gelir. Tüm ihtimal bu. 4 tane seçeneğimizin 4'ünü de yazmış olduk. O halde hemen olasılığımızı hesaplayalım. İstenen bölü tümü. İstenen bizden toplamın tamamının 5 olması. 5 olan kaç tane var diye bakarsak. 1, 2 tane. Seçenekte toplamda 4 tane. O halde istenen 2 tümü 4 sadeleştirirsek olasılığımız 1 bölü 2 gelmiş olur. O halde doğru cevap A şıkkıdır. Bir aritmetik dizide ilk n terimin toplamı Sn eşittir. N kare artı K çarpı ne? Ve 8. terim 18 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi bize 8. terim verilmiş. Yani A8'in 18 olduğu verilmiş. Bunu bulmak için ilk n terim toplamını kullanırsak 8. terim ilk 8 terimin toplamından ilk 8 terimin toplamından ilk 7 terimin toplamını çıkarttığımızda A8'i buluruz. Hemen şöyle görürsek S8 dediğimiz ifade A1, A2, nokta nokta A7 artı A8 olur. S7 dediğimiz A1, A2, nokta nokta A7 olur. Gerçekten bakın farkını aldığımızda direkt ne gelecek? A8 gelecek sonuç. Burası A8 gelecek. Burası da S8 eksi S7 dediğim ifade. O halde bunu yapalım. S8 eksi S7'yi bulalım. Verilen ifadede s 8'i bulmak için en yerine 8 yazarsak 8'in karesi artı k çarpı 8 eksi 7 yazarsak 7'nin karesi artı k çarpı 7. Neye eşit olacak? A8'e. A8'i de 18 bulmuştuk. Düzenleyelim burayı. 8'in karesi 64 artı burası 8k diye yazalım. Bu içerisi 49 eksi de dağıtırsak eksi 49 eksi 7k eşittir 18 gelir. 64'ten de 49'u çıkarttığımızda 15, 8'den de 7'yi çıkarttığımızda 1K kalır. Eşittir 18. Buradan K'yı yalnız bırakırsak K değerimiz 3 olarak bulunur. O halde doğru cevabımız C şıkkıdır. Düzlemde çizilen şekilde ABCD kare BCFE eşkenar dörtgen DBF açısının ölçüsü 71 derecedir. BD doğru parçası ve BF doğru parçası bulundukları şekillerin köşegenleri olduğuna göre DCF açısının ölçüsü olan X kaç derecedir? Şekilde verilen ABCD karesinden başlarsak karenin köşegeni ise bu 90 dereceyi iki eşit parçaya 45 45 bölmesi gerekir. Burası 45, burası da 45. 71'den 45'i çıkartırsam diğer parçayı bulurum. O da 26 geldi. Şurası 26 o halde. Aşağıdaki şeklimiz eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları eşit. Yani burada o zaman hepsi eşit olduğu için şu tarafta bir ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenar üçgenden burası taban açısı 26 ise burası da 26 olmalı. Buradan hemen şu BC'yi uzatırsak iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olacaktı. 26 artı 26'dan 52 olur şuradaki dış açımız. Burası 52, burası da 90 derece. İç açısı 90, dış açısı da 90 olacak. O Bu halde buradan x eşittir 90 artı 52'den 142 derece bulunmuş olunur. Doğru cevap A şıkkı. Şekilde ABCD dikdörtgendir. AF doğru parçası FK doğru parçasına dik. BE eşittir 2EC, AK eşittir 3BK ve AE eşittir 3AF'dir. AF doğru parçasının AB doğru parçasına göre simetriği AE doğru parçası üzerinde olduğuna göre AECD yamuğunun alanının AFK üçgeninin alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle verilen şu eşitliklerdeki uzunlukları yerleştirelim. Başlarsak BE uzunluğu EC uzunluğunun iki katıymış. O halde EC'ye A dersek BE 2A olur. EC dediğimiz yer şurası A B, e dediğimiz yer burası da 2A devam edelim bir sonraki eşitlik AK, BK'nın 3 katı BK'ya o zaman B diyelim burası B olsun bu 3B gelir BK dediğim yer burada AK üst taraf 3B devam edelim bir tane daha var AE, AF'nin 3 katı AF'yi o halde burada C diyelim AE'ye de 3C demeliyiz. AFC dediğimiz yer şurası. 3C dediğimiz AE o da şurası. Şimdi ikinci bilgiye geçebiliriz. AF'yi AB'ye simetrik olarak katlıyormuşum. Ve buraya simetrik olduğu nokta AE üzerine denk geliyormuş. O zaman direkt katladım buraya geldi. Bunun gerçekleşebilmesi için şuradaki açıların eşit olması gerekir. Eşit bir açıda olursa bu durum gerçekleşir. İkisine de alfa dedik. Şimdi alanlarla ilgili bir soru olduğu için alanları bir yerden çıkarmamız lazım. Alfa'yı kullanarak AFK üçgeninin alanını sinüs sinüsle alan formülünden bulabiliriz. Çünkü arada açıyı biliyoruz. Bilinmeyen de olsa C ve 3B olarak kenardaki uzunlukları da biliyoruz. Aynı şekilde alfa'nın olduğu ABE üçgeninde de sinüsle alan formülünden bu iki üçgenin alanlarının oranını bulabiliriz. O halde başlayalım. Öncelikle AFK üçgeni yazalım yukarıya. Alan AFK üçgeni bölü aşağıya da ABE üçgenin alanı. Alan ABE üçgeni. Şimdi sinüslü alan formülü uyguladığımız için yukarıdan başlarsam 1 bölü 2 formülde var. Yan kenarların çarpımı 3B çarpı C olacak. 3B çarpı C. Aradaki açı alfa. Alfanın sinüsü. Sinüs alfa. Aşağıda yine 1 bölü 2 olacak. Yan kolların çarpımı 3B burada 1B de burada burası toplamda 4B. Şuraya yazarsan toplamı 4B. 4B çarpı 3C olacak. 4B çarpı 3C aradaki açı sinüs alfa olarak yazılacak. Sadeleştirmeleri yapalım. 1 bölü 2'ler BC sinüs alfalar gider. Şuradaki 3'ler de gider. Bakın şu 3'te şu 3 gitti. Sonuç ne geldi? Yukarıda 1 aşağıda 4. O zaman bunların alanları oranı 1'e 4'tür. Yukarıya 1A dersem aşağısı o zaman 4A olmalı. Yazalım. Şuraya A dersek alanına burası o zaman 4A olmalı. Şimdi bize sorduğu kısma gelelim. Neyi aradığımıza bakalım. A, E, yamuğunun alanının AFK üçgeninin alanının oranı. AFK'yı zaten A bulduk. AECD E, C, D, yamuğu A, E, C, D. Şu yamuğun alanını bulacağız. Bu yamuğun alanını şöyle bulabiliriz. Dikdörtgenin alanından şu dik üçgenin alanını çıkartarak geriye kalan yeri bulabiliriz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Şöyle daha kısası da aslında var. Şuradan daha kısasını yapalım o biraz daha uzun olacak. Şu doğru parçasını çizersem yine burası dik olur. Buralar dik. Şimdi bakın 2A'yı bu şekilde iki köşegen olduğu için burada iki eş parçaya ayıracak. Burası 4A ise o zaman burası da 4A olmalı. 2A taban uzunluğuna ait dik dörtgene 8A geldiyse A taban uzunluğuna sahip dik dörtgene ise bunun yarısından 4A gelir. O halde istenenleri bulduk. Bize sordu oranlardan biri bu. Diğeri de 4 A ile şuradaki 4 A'nın toplamı. A, E, C, D, yamuğunun alanları toplamı şu bölgenin içerisinde toplam 8 A var. Bölü A, F, dik üçgenin alanı da A. Bunların oranlarından da 8 gelir. O halde doğru cevap D şıkkıdır. Yukarıda birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde ABCD karesi O noktası etrafında saatin dönme yönünde 90 derece döndürülüp 2 birim sağa öteleniyor. Ardından KLMN dikdörtgeninin x eksenine göre simetri alınıyor. Buna göre iki şeklin kesiştiği noktaların apsislerinin toplamı kaç olur? Şimdi ABCD dikdörtgeninin Orjin etrafında 90 derece döndürülmesi demek köşelerdeki koordinatların var olan koordinatların x ve y'lerinin yer değiştirmesi demek. Tabi işaretleri bulundukları bölgeye göre değişebilir. O bölgeye göre yazmamız lazım. Şimdi b'den başlarsak b'nin bulunduğu yere baktığında absisi eksi bölgede olduğu için 2 birim var. Eksi 2 ordinatı bir birim yani eksi 2'ye bir noktası. X'leri ile Y'leri yer değiştirirse sağ tarafta 1'e 2 olması lazım. 1 burada, 2 burada. O halde B noktası şurada olmalı. A'ya bakalım. A'nın bulunduğu yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 6'ya birbiri yer değiştirirse, yine dönme sağlarsa 1'e 6 olması lazım. 1 burasıydı. 2, 3, 4, 5, 6. 1'e 6. Şöyle şurası. C'ye bakalım. C'nin bulunduğu yer eksi 2'ye bakın burası 5 noktası. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 2'ye 5. O zaman 90 derece dönerse 5'e 2 olması lazım. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5'e 2 olacak. 2 de şurası. Bunu da belirttik. Zaten bakın çizersek zaten bize dikdörtgen direkt çıkacak karşımıza. Şöyle olacak. D'yi de çizersek burada olacak. İlk işlemi yaptık. İkinci işlem x ekseni üzerinde sağ tarafa ötelenmiş. İki birim sağ ötelenmesi demek. X ekseninde iki birim sağ ilerlemesi demek. Pembeyle gösterirsek var olan bir noktadan seçelim. İki birim ileri alacağız. İki birim ileri, iki birim ileri. Birleştirirsek en son halini bulmuş olacağız. İşte bizden istediği işlemler sonunda karşımıza çıkan dikdörtgen bu. KLMN dikdörtgeni için ise istediği şu. X eksene göre simetri alınacak x eksenine göre simetri alınacaksa şu mesafe bir yine aynen bir olacak. Şuradan yukarıdan aynısı yukarı taşınacak. Mavi de çizersek onu da şöyle. Kı, kısa kenarı 3 birim. O da 3 birim yukarı çıkacağız. 3 birim yukarı çıkacağız. Şöyle birleştireceğiz. Şimdi bizden istediği şu. Pembe dikdörtgenle mavi dikdörtgenin kesiştikleri noktanın absisi. Bir burada kesişiyorlar. Bir de burada. Şunun absisine bakarsak 1, 2, 3. Burası 3 olduğu için. Burası da 4, 5, 6. Kesiştikleri noktaların apsisi 3'e 6. Toplamı buradan 9 gelir. O halde doğru cevap D şıkkıdır. Şekildeki dik koordinat düzleminde D x eksi y artı 6 eşittir 0 ve E x artı y eksi 12 eşittir 0. Doğrularının grafikleri verilmiştir. D kesişim E eşittir B noktası olup e doğrusu x eksenini A noktasında kesmektedir. A noktasında bulunan bir karınca önce E doğrusu üzerinden birinci ok yönünde ilerliyor. B noktasına gelince de D doğrusu üzerinden ikinci ok yönünde hareket etmeye devam ediyor. Karıncanın hızı saniyede kök 2 birim olduğuna göre karınca toplam 20 saniye hareket ederse aşağıdaki noktalardan hangisine ulaşır? Şimdi öncelikle e doğrusunun A noktasını x eksenini kestiği noktayı bulalım. Sonra da ortak noktaları olan B'yi bulalım. A noktası x ekseni üzerinde. O zaman y yerine sıfır yazarsak burada x eşittir. Direkt 12 gelir. O halde A noktası 12. Apsisi 12 olan nokta. Ortak çözüm yapalım. Burada D doğrusunu yazarsam x eksi y artı 6 eşittir 0. E doğrusunu yazarsam x artı y eksi 12 eşittir 0. Taraf tarafa toplarsak ifadeleri ne gelecek? Y'ler gidecek. 2x eksi 6 eşittir 0. Buradan 2x eşittir 6. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir 3 gelecek. Demek ki 3 noktasıymış. Şöyle çizersek burası 3 noktası. Tamamı 12 idi. O zaman bu uzunluk 9. Buradaki uzunluk da yine aynı şekilde yerine de yazarsak göreceğiz. Eğiminden de 9 olduğunu görüyoruz. Burası da 9. Şimdi E doğrusuna bakarsak E doğrusunun eğimi eksi 1. Geniş açılı olduğu için burası 135 derece. Tanjant 135 derece eksi 1 olduğu için. Buradaki açımız 45 derece. 45, 45, 90 üçgeni. İkiz kenar dik üçgen. O halde hipotenüs uzunluğu ne yapacak? 9 kök 2. Şimdi karıncanın hızı kök 2 bir saniyede hızı kök 2'ymiş. O zaman burayı geçmek için 9 saniye harcaması lazım. 9 kök 2'yi geçebilmesi için 9 saniyeyi A'dan B'ye geçene kadar harcayacak. O halde toplamda 20 saniye hareket etmiş. 9 saniyesini AB arasında harcadıysa geriye 11 saniye kaldı. Şimdi aldığı yolu bulalım. 11 saniyede hızı ne kadar? Kök 2. O zaman 11 kök 2 birim yol alması lazım. O birim yolu da B'den sonra alacak. Burada bir dik üçgen oluşturalım o halde. Şöyle bir dik üçgen oluşturduk diyelim. Yine buradaki D doğrusu üzerinden oluşturuyoruz. D doğrusunun eğimi 1. Yani eğim açısı 45 derece olacak. Buralar 45. ikizkenar dik üçgen olacak. 11 kök 2 gitmesi gerekiyordu. O zaman bu uzunluğumuz 11 kök 2'dir. Burası 11 kök 2 ise burası 11. Burası 11 olmalı. Buradan Karıncanın en son geldiği yerin koordinatını bulmaya başlayalım hemen. İlk başta yatayda gitti harekete bakalım. 3 birim bir gitti. 11 birim bir gitti. 3 artı 11 absisi için x diyeyim. x eşittir 3 artı 11'den 14'tür. Y'sine bakalım. Dikeyde ne kadar hareket etmiş? 9 bir hareketi var. 11 bir hareketi var. 9 artı 11'den de 20. O halde koordinatları 14'e 20'dir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. ABCD dörtgen. BC AB'ye dik. AD DC'ye eşit. AB uzunluğu 22 cm, BC uzunluğu 10 cm'dir. Dörtgen 2 eş dik üçgen ve 1 dik dörtgen olacak biçimde 3 parçaya ayrılabiliyor. Buna göre elde edilen üçgenlerden birinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şekli parçalamaya çalışalım şöyle. D'den şöyle bir dik indirelim. B açısı dik burada da bir diklik oluşturalım. Yatayda da şöyle C'den şuraya gelelim. Şimdi bakın. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Burada 90'ın karşısında aynı uzunluğa sahip iki tane o zaman eş üçgenimiz oluştu verilenlere göre. Buradan eş üçgenler madem şu kısa kenara bir isim vererek başlayalım. Burası x olsun. Burası 10 ise burası 10'dur. Buraya direkt 10 deriz. Bunlar eş üçgen oldukları için bu dik üçgende kısa kenar x ise burada da kısa kenar x olmalı. Burası x. Uzun kenarına geldi o zaman bu üçgende. Uzun kenarın aldığı açı x artı 10. O zaman burası da x artı 10 olmalı. Buranın tamamı x artı 10. Şimdi benim 22 dediğim yer AB'nin tamamı. Ben AB'yi nasıl gösterdim? x artı x artı 10 olarak. Eşitleyelim. x artı x artı 10 dediğim 22 santimetreye eşit. 2x artı 10 eşittir 22. 2x eşittir 10 attık 12. Her tarafı 2'ye bölersek x 6 bulduk. Bize sorduğu neydi? üçgenlerden birinin alanı. X'e 6 bulduysak şurası hemen 6. 6 artı 10'dan burası da 16'dır. O halde alan eşittir. Alan eşittir. Dik kenarlardan biri 6, biri 16. Formülden de böyle 2. Sadeleştirelim bunu. 2 ile 16'yı 8. 6 kere 8'den 48 cm kare gelir alanı. O halde doğru cevap D şıkkıdır. ABC üçgeninde e ve F bulundukları kenarların orta noktasıdır. D elemandır BC doğru parçası. FD uzunluğu eşittir 6 cm. DE uzunluğu eşittir 10 cm olduğuna göre BC uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi F ve E bulundukları kenarların orta noktaları ise ben buradaki F ile E'yi birleştirdiğimde bu üçgenin orta tabanı olur. Yani F ile E'yi birleştirdiğimde oluşan şekil uzunluk BC'ye paralel olur. Burada bir benzerlik oranı kurabiliriz. FE uzunluğuna X dersek burada 1'e 2 oranı var. 1'e 2. Buradaki tabana X dersek BC uzunluğuna o zaman 2X dememiz gerekir. O halde bu uzunluğumuzun tamamı 2X oldu. Şimdi 2x yorumlamak zor burada direkt ama x yorumlamak kolay. Üçgen eşitsizliğinden x'in hangi iki sayı arasında olduğunu bulabiliriz. Daha sonra da x'ten 2x'e çok rahat geçebiliriz. O halde x için üçgen eşitsizliğini yazarsak 10 artı 6 10 eksi 6 olacaktı. 2 diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacaktı. Mutlak diğerinden büyük olacaktı ama zaten büyükten küçüğü yazdığımız için sıkıntı yok. Buradan ne gelir? 4 küçüktür x küçüktür 16. Bu x için yazdığımız aralık her tarafı 2 ile çarparsak 2x'in aralığını buluruz. 8 küçüktür 2x küçüktür 32. O halde burada 2x dediğimiz bc'nin uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri ne olur? 32'den küçük en büyük tam sayımız 31'dir. O halde doğru cevap B şıkkıdır. Yarıçapları 20 cm ve 8 cm. Yükseklikleri sırasıyla 20 cm ve 15 cm olan, içi boş silindir biçimindeki iki plastik bidon, aralarında su geçişi sağlayacak biçimde üst üste konularak bir su kabı oluşturuluyor. Bu kap 15 cm yüksekliğine kadar su doldurulup ağzı kapatılıyor. Ardından şekil 2'deki gibi ters çevriliyor. Şekil 1 ve şekil 2'de silindirlerin tabanları yere paralel olduğuna göre H kaç santimetredir? Şekil 1'de verilen su ile şekil 2'de verilen su aynı su. O zaman suyun hacmini bulalım. Suyun hacimlerini eşitleyerek işlemleri yapalım. İlk başta şekil 1'deki suyun hacmine bakalım. Taban yarıçapı, taban yarıçapı sırasıyla 28 demiş. O zaman buradaki 20 hemen belirtelim şekil üzerinde. Burası 20. Bu da 8 olan Taban yarı çapı belli, yüksekliği belli. O zaman biz buradaki silindirin hacminden yararlanarak suyun hacmini bulabiliriz. Ve su diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı r kare diyeceğiz. R burada 20. 20'nin karesi çarpı yüksekliğimiz 15. Buradan düzenler çarparsak 20'nin karesi 400. 400 çarpı 15'te 6000 gelir. 6000 pi geldi suyun hacmi. Şimdi şekil 2'deki su da aynı hacme sahip olacak. Bakıyorum burada küçük silindir tamamen dolmuş. Büyük silindiri de bir kısmı dolmuş. Küçük silindirin tamamı dolduğu için önce onun tamamının bir hacmini bulalım. Küçük silindirin hacmine bakarsak taban yarıçapı 8. Pi çarpı 8'in karesi çarpı yüksekliği. Yüksekliği bize 15 olarak verilmiş. Çarpı 15. Buradan 8'in karesi 64. 64 çarpı 15'ten bu da 960 pi gelir. Şimdi de yukarıdaki silindirin hacmine bakalım. Şuradaki yüksekliği bilmiyoruz. Bu yüksekliğe x diyelim. Taban yarıçapı yine 20. Formülden hemen bakalım. Taban alanı pi r kare yani 20'nin karesi çarpı yüksekliğimiz bu sefer x. Bunu da açıp yazarsak 400 pi x olur. Şimdi o halde suyun hacmi bu ikisinin toplamına eşit olmalı. Bu ikisinin toplamına başlayalım 6000'e eşitlemeye. Diyoruz ki 960 Pi artı 400 pi çarpı x eşit olacak 6000 pi'ye. Hepsinde pi var. Pi'leri götürelim. 960 artı 400 x eşittir 6000. 6000'den 960 çıkartırsak 400 x eşit olur 5040'a. Buradan bölersek x dediğim sayı 12,6 gelir. x 12,6 ama bize haşı soruyor. Haş dediğim yükseklik. Öncesinde bir şu küçük silindirin yüksekliği vardı. O da 15'ti. 15 artı x'tir. 15 artı x'i de 12,6 bulduk. Buradan haşı 27,6 buluruz. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Çapı 10 santimetre olan silindir şeklindeki bir su borusundan yarı çapı 1,5 metre olan yarım küre biçimindeki su tankına su akmaktadır. Suyun borudaki hızı saniyede 30 santimetre olduğuna göre su tankı boşken borudan su akıtılmaya başladıktan en az kaç dakika sonra tank tamamen su ile dolar? Verilen yarıçaplara bakalım. Bize su borusunun çapının 10 santimetre olduğu verilmiş. Buradan yarıçapı yarısından 5 santimetre olur. Yarım kürenin yarı çapı 1,5 metre verilmiş. Bunu da yüzde çarparsak santimetreye çevirdiğimizde 150 santimetre olur. Şimdi su tankının şuradaki yarım küre şeklindeki su tankının tamamen dolmasını istiyoruz. O zaman buradaki suyun hacmini bulalım. Yarım su tankının hacmini hesaplayarak. Nedir yarım kürenin hacmi? 4 bölü 3 pi r küp normal formülü. R dediğimiz 150. 150'nin küpü. Tabii ki bu yarım küre olduğu için bölü 2 diyebiliriz şöyle. Bu neye eşit olacak şimdi? Bu su yukarıdaki su borusundan akacak. Su borusunun yarı çapı 5. O zaman bunun bir saniyede bu borudan akacak bir saniyede hacim nedir? Pi r kare r'si 5'ti 5'in karesi. 1 saniyede yani saniyede akıttığı 30'muş. Ve biz kaç saniye akıttığını bulmaya çalışıyoruz. Buradan t'yi çekeceğiz. Şimdi şöyle sadeleştirerek gidelim. Şu 2 ile şunu sadeleştirelim. 2 gelecek. Pi'leri götürelim. 150'yi de şöyle yapalım. 2 bölü 3 çarpı 150 3 defa yazalım. 150, 150, 150 eşittir. 5'in karesi 25 çarpı 30 çarpı t. Sadeleşmelere başlayalım. 25 ile sadeleştirirsek bu 6. Bunu 30'la ile sadeleştirirsek 5. 3 ile sadeleştirirsek 50. Başka var mı? Yok. Geriye kalanları çarparsak. Ne kaldı geri? 50 5, 6, 2 yazalım aşağıya bir daha. 2 çarpı 50, 100. 6 çarpı 5, 30 eşittir t. Buradan t ne gelecek? 3000 t neydi? Saniyeydi. Bize neyi sormuş? Dakikayı sormuş. O zaman 3000 saniyeyi dakikaya çevirmek için 3000 bölü 60 dersek 50 dakika buluruz. 50 dakikada yarım küre şeklindeki su tankı demek ki doluyormuş. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır o yarım dairenin merkezi CAD doğrusal OABC kare ve dairenin yarıçapı 6 santimetredir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Verilen şuradaki kareye bakarsak bir köşegeni çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim ve kareyi 4 bölgeye ayıralım. Burada köşegenler çizildiğinde oluşan 4 bölge birbirine eşittir. O halde ben bu bölgeye A dersem, aynısı burası da olacak. Burada da A bölgesi olacak. Bize taralı bölgeleri sormuş. O halde ben şuradaki üçgeni şuraya katladığımı düşünürsem, bunun yerine burayı bulurum. Böylece tüm taralı bölgeler aynı yerde olmuş olur. Benim arayacağım şey o zaman buradaki daire dilimi. Buradaki açılarımızı bulalım şimdi. Köşegen 45 45 ayıracak 90 dereceyi. Yarı çapı yazalım. Yarı çapımız kaçtı? 6 Şurası 6 o zaman DO uzunluğu. Köşegen de yarı çapı 3 3 bölecek. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. Buradaki dik üçgende bu kenar üçgen 90'ın karşısı 6. Yani 3'ün 2 katı. Bu 30-60-90 üçgenin özelliği. O halde benim iç açım şurada 30 iken buranın tamamı 60 olmalı. Biz daire diliminin açısını bulduk. Şimdi o zaman alanını hesaplayabiliriz. Alan için 60 bölü 360 çarpı pi r re kareydi. R'miz de 6. 6'nın karesi. Sadeleştirirsek 60 da 6. Aşağıdaki 6 ile yukarıdaki 6'nın karesinden birer 6 giderse o zaman cevap 6 pi gelir. Doğru şıkkımız E şıkkıdır. A, B, K ve L merkezi çemberler ve ipler özdeştir. İpler şekil 1'de ve şekil 2'de çemberler etrafına gergin olacak biçimde sarılmıştır çemberlerin yarı çapları 6 cm ve AB uzunluğu 24 cm olduğuna göre KL uzunluğu kaç santimetredir? İlk şekilden ipin uzunluğunu bulmaya çalışalım. Şimdi bakarsak bize verilen ilk bilgi AB'nin arasındaki uzaklık 24 cm. Hemen bunu gösterelim. Şöyle tam ortadan. Bu uzunluk 24 cm. Şuradan iki eşit parça ayıracak o zaman. Burası 12, burası 12. Şimdi bakın şurada ip biraz Kalkıp devam etmiş şundan öncesi Tamamen çembere sarılı Çembere sarılı olduğu kısmı bulmak için Tam o ayrıldığı yerden teğet olan yere 1.90 teğet geçtiği için Çizersek aynı şey diğer taraflarda da olacak Buradan çizdiğimizde 90 ile 90 ile gelecek Şimdi Şuradaki 12'lerde karışmasın Bunları farklı bir renkle göstereyim Burası 12 Burası 12 dedik Yarı çapı neydi 6 idi o zaman buralar 6 olacak Şimdi şurada dikkat edersek şuradaki ipin uzunluğunu çok rahat bulabiliriz. Burada bir uzunluğumuz 6. 90'ın karşısı tamamı 12. 6, 12, 1'e 2 oranı var. Bu hangi özel üçgende vardı? 30, 60, 90 üçgeninde. 30'un karşısına ne geliyorsa 90'ın 2 katı geliyordu. O halde buradaki açımız bizim 60. Burası da 60. Aynı şekilde buralarda 60 olacak. İpin uzunluklarına bakarsak şuradaki parça 6'nın kök 3 katı olacak. 60'ın karşısında olduğu için. O halde bu uzunluk 6 kök Şimdi biz ip uzunluğunu arıyoruz. İp uzunluğu. İlk başta bir tanesini bulduk. Şuradaki parça 6 kök Bu 6 kök 4 tane var. O halde şöyle diyebiliriz. 4 çarpı 6 kök artı geri kalan ip kısmına bakalım. Yani şu kısma. Buradaki ipin uzunluğuna bakarken de çemberi tamamen sarmış. Şuradaki açıyı bulursak merkez açıyı buranın tamamı 120. O halde geriye ne kalır? 360'dan 120 çıkartırsak 240 olur. Buradaki açı. 240 yarı çapını da biliyoruz. O halde buradaki çevre uzunluğunu bulabiliriz. O halde başlayalım. Ne diyeceğiz? 240 bölü 360 çarpı 2 pi re. 2 pi r'miz nedir? 6. Bundan bir tane değil bir tane de burada olduğu için iki tane var. En baştan iki ile çarpıp tamamını bulabiliriz. Sadeleştirelim burada. 240, 360, 60 da sadeleştirdim 4, 60 da sadeleştirdim 6, 6'lar da gitti. 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16 pi yaptı. Burası 16 pi yaptı. Yani buraya bir 16 pi daha ekleyeceğiz. Tamamını yaparsak ipin uzunluğu ne gelmiş olur? İp eşittir. Ne diyebiliriz? 4 çarpı 6 24 kök 3 artı 16 pi deriz. Şimdi gelelim ikinci şekile. Aynı ip uzunluğu var burada da. Burada neler var diye bakarsak. Şimdi yarı çapı önce gösterelim. Şuradaki yarı çap uzunluğumuz. Şurada 6. Burada da aynen 6. 6. 6. Buraya dikkat edin. Yarım çemberde. Yarım çemberde tamamen çembere sarılı ip. Şu kısımda bilmiyoruz uzunluğu. Oraya da x diyelim. Bu uzunluğumuz x olsun. Burası da x olsun. Şimdi aynı ip uzunluğu olduğu için eşittir diyelim. Bu ip uzunluğuna eşittir. Öncelikle bakın burada bir yarım çember. Burada bir yarım çember var. Aslında bir tam çember yapar. Direkt çemberin çevresi diye hesaplarsak 2 pi de 6 idi. Artı x burada uzunluk var. x de burada. Bu x dediğimiz uzunluklar aslında k ile l arasındaki uzunluk. Yani direkt x'i bulduğumuzda cevaplamış olacağız sorumuzu. Buradan 2x'i de ekliyoruz. x yukarıda x de aşağıda toplam 2x. Düzenlersek 24 köküç artı 16 pi eşittir. 2 çarpı altın 12 pi artı 2x. 12 pi'yi sola yollayalım. 4, 24 köküç 16'dan 12 çıktı. Artı 4 pi eşittir 2x. Son olarak her tarafı 2'ye bölersek ne gelecek 12 kök 3 artı 2 pi gelecek ipin ipin uzunluğu değil x uzunluğumuz k ile l arasındaki uzunluk o halde doğru cevabımız c şıkkı gelir.